Diş beyazlatma ile ilgili başka sorulan soru da şudur. Bu beyazlık ne kadar kalıcı oluyor? Ne kadar süre kalıyor? Bu kimyasal etki diş yüzeyinde tabii ki kalıcı bir etki bırakıyor. Fakat kendi doğal dişlerimizde olduğu gibi fırçalama ile ilgili aksaklıklar diş yüzeyinde tekrar renklenmeleri neden olabiliyor. Bu durumda tekrar bir mekanik beyazlatma ve arkasından bir daha tekrar bir kimyasal bleaching işleminin yapılması bu problemi ortadan kaldıracaktır. Asıl olan şey şu, bu beyazlatma ile ilgili, kimyasal beyazlatma, mekanik beyazlatma ile ilgili ortaya çıkan o temiz ve güzel dişlerin motivasyon üzerine çok ciddi bir katkısı oluyor. Hastamız bleaching işleminden sonra genellikle ağız bakımı ile ilgili daha motive oluyor ve dişlerine bakmaya da daha fazla özen gösteriyor. Bu beyazlığı daha kalıcı ve hale getirmek için daha düzenli bir şekilde dişlerini fırçalamaya başlıyor. Bu anlamda da motivasyona ve buna bağlı olarak da ağız sağlığına katkıları olduğunu düşünüyoruz. Hastalarımıza bleaching işlemini de öneriyoruz.